İyi akşamlar. 6 Mayıs Pazar gününün gündemiyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytindalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4415'e yükseldiğini açıkladı. Erdoğan daha sonra AK Parti'nin seçim manifestosunu açıkladı. Erdem, irade ve cesaretle Türkiye şahlanıyor sloganıyla seslenen Erdoğan'ın konuşmasından bazı bölümleri getiriyoruz ekranlarınıza. Yeni dönemde Türkiye küresel bir güç, öncü bir ülke olacak. İnşallah önümüzdeki dönemde erdem, irade ve cesaretle Türkiye şahlanacak. 24 Haziran seçimleri Türkiye için bir milat olacak. Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle şahlanış ve yeniden yükseliş idealimiz tüm unsurlarıyla hayata geçecek. Milletin tercihiyle kabul edilen yeni yönetim sistemimiz yasamayı daha itibarlı, yürütmeyi daha güçlü ve yargıyı daha bağımsız hale getirecek. Tam kuvvetler ayrılığı ile meclis yasa yapmaya ve hükümeti denetlemeye, hükümet etkili icraata, yargı da bağımsız ve tarafsız bir biçimde adaletin tecellisine odaklanacak. Ahdim olsun ki yeni dönemde Türkiye muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak. 24 Haziran'dan sonra da adaletin kurumsal yapısının bu yapıyı güçlendirmek suretiyle özellikle sosyal adaletin tam anlamıyla ve her alanda tesisi önceliğimiz olacaktır. Tek bir vatandaşımızın dahi adalet dairesinin dışında kalmaması için her türlü çabayı göstereceğiz. Şiddet ve taciz insanlığa karşı işlenmiş büyük suçlardır, bunu da böyle ifade ediyorum. Bu ayıbı ülkemizden tamamen silene kadar bütün çabamız ve gayretimizle devam edeceğiz. Kadına karşı her türlü cahiliye adetini ayaklarımızın altına aldık ve alacağız. Birliğimizin zeminidir. Demokrasi birliğimizin sigortasıdır. 15 Temmuz direnişi ve yeni kapı ruhu birliğimizin mührüdür. Hedeflerimize ancak bu ruhla yürüyebiliriz. Milletimize, bayrağımıza, vatanımıza, devletimize kast edenlere buradan bir kez daha aykırıyoruz. Başaramayacaksınız. Milletimizin birliğini, dirliğini asla bozamayacaksınız. Bayrağımız göklerde hep dalgalanacak. Vatanımız ilelebet bu millete yurt olacak. Devletimiz hep payidar kalacak. Ezanlarımız hep bu kubbede yankılanacak. Hep dimdik duracağız. Bu ülkeye diz çöktüremeyecekler. Bu halka boyunduruk vuramayacaklar. Bin yıldır yürüdüğümüz bu yoldan bizi geri döndüremeyecekler. Bizi hedeflerimizden vazgeçiremeyecekler. İşte bütün bunlar için önümüzde yeni bir imtihan, yeni bir yarış var. O da 24 Haziran seçimleridir. 15 Temmuz'da olduğu gibi bağımsızlığımızı canımız pahasına hep koruyacağız. Bin yıllık yolculuğumuz binlerce yıl akıp gidecek. Tüm hedeflerimiz gerçekleşecek. İşte bütün bunlar için tarihin önünde, ecdadımızın huzurunda, şahitliğinde Allah'a and olsun ki davamızı 2023, 2053, 2071'e taşıyacağız. Sayın seyirciler, şiddetli yağış birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi. Şanlıurfa'da sel sularına kapılan küçük bir kız çocuğu yaşamını yitirdi. Birçok ilde caddeler göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Ankara'da da dün yaşanan felaketin ardından yaraları sarma çalışmaları başladı.
Şiddetli yağış sele neden oldu. Azgın sulara kapılan 9 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Facia Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. Minik Teknur Karayılan mahalledeki evlerinin yakınında otlamaya bırakılan ineklerini almaya gidiyordu. Ancak bir anda gelen sel küçük kızı da alıp götürdü. 9 yaşındaki Teknur için itfaiye, 112 acil servis ve AFAD ekipleri seferber oldu. 2 saat süren arama çalışmasının ardından talihsiz yavrunun cansız bedeni 10 kilometre uzaklıkta Suriye sınırındaki bir dere yatağında bulundu. Bu görüntüde Şanlıurfa'da sele kapılan bir başka çocuğun kurtarılma anına ilişkin. Birecik ilçesinde meydana gelen sel sırasında 12 yaşındaki Hikmet Coşkun sel sularına kapıldı. Küçük çocuk bir vatandaşın müdahalesiyle son anda işte böyle kurtarıldı. Burası da Aydın. Caddeler göle, köprüler şelaleye döndü. Kuşadası ilçesinde kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur yolları sularla kapladı. Araçlar sulara gömüldü. Ev ve iş yerlerini de su bastı. Manzara İzmir'de de aynıydı. Bağçova'da iş yerlerini su bastı. Esnaf büyük zarara uğradı. Bu arada başkent Ankara'da yaşanan sel felaketinin ardından yaraları sarma çalışmaları başladı. Mamak'ta zarar gören 150 araç hasar tespit çalışmalarının ardından bulundukları yerden kaldırıldı. Ev ve iş yerlerinde de hasar giderme çalışmaları devam etti. Bölgede hummalı bir çalışma başlatıldı. Ekipler selin yaşandığı caddede onarım, temizlik ve ilaçlama işlemlerine başladı. Meteoroloji ise kuvvetli sağanak uyarısını sürdürdü. Başta Ankara ve İzmir olmak üzere 17 ilde şiddetli yağış bekleniyor. Yağışlar tüm hafta boyu yurtta etkisini sürdürecek. Sırada günün diğer gelişmelerinden derlediğimiz kısa kısa bölümümüz var. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren torba tasarı için Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta yoğun bir mesai yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 8 Mayıs Salı gününden itibaren vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi 1000 lira ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağkur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlere af gibi düzenlemeleri de içeren torba tasarının görüşülmesine başlanacak. Erzurum Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağında yangın paniği yaşandı. Erzurum'dan İstanbul'a gitmek üzere kalkışa hazırlanan uçağın sağ tarafındaki motor bölümünden kıvırcım sonrası alev çıktı. Durumu fark eden pilot hemen motorları durdurdu. Ardından uçaktaki yolcular hemen tahliye edildi. Motor bölümündeki alev itfaiye görevlilerince kısa sürede söndürüldü. FETÖ terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor. Son olarak İzmir'de FETÖ'nün Gaybubet Evi olarak isimlendirdiği 118 hücre evine operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında sözde İzmir İl İmamı'yla Emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mahrem imamlarının da bulunduğu 72 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada yüklü miktarda para ele geçirildi. Gazze şeridinin orta kesimlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre patlamada 5 Filistinli can verdi, 3 kişi de yaralandı. Bu arada Gazze'deki barışçıl gösterilere İsrail'in orantısız güç kullanımı sonucu yaralanan Filistinlilerin sayısı 8 bine yaklaştı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, İstanbul'da hafızını tamamlayan Kur'an kursu öğrencilerinin icazet törenlerine katıldı. Başkan Erbaş, hafızlığın önemini vurguladı. Mehmet Akif Ersoy'un dizeleriyle Kur'an-ı Kerim'in insanlığı nasıl aydınlattığını ifade etti. Başkan Erbaş daha sonra da Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği'nin 1. Yüksek İstişare Kurulu toplantısına katıldı. Kur'an-ı Kerim'in tamamını hıfzederek hafızlığını tamamlayan öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katıldığı törenle icazet aldı. Genç hafızların bu anlamlı töreni İstanbul Fatih ve Bayrampaşa Kocatepe camilerinde düzenlendi. Programda konuşan Başkan Erbaş, Mehmet Akif Ersoy'un dizeleriyle Kur'an-ı Kerim'in insanlığı nasıl aydınlattığını vurguladı. Akif diyor ki, beşerin derdine dermandır ancak Kur'an. Kur'ansız canavardan da beterdir insan.
İşte dünyanın halini görüyoruz. Bütün dünya Kur'an'la aydınlanmaya muhtaç. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'i, Peygamber Efendimiz'i, bütün insanlığı, bütün cihanı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için nasıl gönderdiyse, kıyamete kadar da insanlık buna muhtaç. Yoksa Kur'ansız insan canavardan da beter hale geliyor. Dünyanın hali şu anda böyle. Canavardan da beter hale gelmiş insanlığı Kur'an'la aydınlatacağız. Bunu bizler yapacağız. Bizim milletimiz yapacak bunu inşallah. Başkan Erbaş, Türkiye genelinde diplomalı hafız sayısının 140 bin civarında olduğunu dile getirdi. Sayıyı artırmalıyız mesajı verdi. 81 milyon nüfusumuza göre 140 bin hafız sayısı esasında yeterli değildir. Daha da artacaktır inşallah. Kur'an kurslarımızda hafızlık yapan gençlerimizin sayısı daha da artacaktır. Çünkü hafızlar Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetlere muhatap alınmıştır. Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı biz indirdik, onun muhafızları bizleriz buyurmuştur. Tabii ki Kur'an'ı zihnine yerleştiren hafızlarımız sayesinde Kur'an korunmaktadır. Kur'an'ı ezberleyen ve okuyan kimselerle melekler, Allah'ın kerim melekleri sürekli beraberdirler. Başkan Erbaş, daha sonra Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği 1. Yüksek İstişare Kurulu toplantısına katıldı. Erbaş, Müslüman dayanışmasının önemini ifade etti. Toplumda bozgunculuk yapan FETÖ, DAEŞ, Boko Haram, Şebap, farklı ülkelerde, farklı bölgelerde, farklı isimlerle ortaya çıkabiliyor. Bunlar hangi planların sonucudur? Hangi projelerin sonucudur? Alimler olarak bu konudaki çalışmalarımızı, değerlendirmelerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Müslümanlara, birlik beraberliğimize ve istikbalimize bunların vermiş olduğu zararlar ortadadır. Artık evlerimizde televizyon ekranlarında görüyoruz onların zararlarını. Bu anlamda özellikle son 2-3 asırdır dünyada yaşananları doğru anlama ve yorumlama bağlamında İslam dünyasının önemli ihmallerinin olduğu aşikardır. Madem ki uluslararası Müslüman alimler dayanışması diyoruz, çok önemli bir isim, çok önemli icraatların yapması, gerçekleştirilmesi gerekiyor. Doğu Karadeniz'in en yüksek bölgelerinden biri olan Artvin'deki ahşap camiler asırlara meydan okuyor. Arhavi'de rengarenk süslemeleriyle dikkat çeken Ortaçalar ve Camili köylerinin camileri onlardan sadece ikisi. Caminin dört bir tarafı ahşapla örülü. Bu tarihi doku rengarenk süslemelerle farklı bir estetik güzelliğe bürünmüş. Ahşap mimarisinin yapılış şekli yapılarımızı ayakta tutuyor. Doğu Karadeniz'in en yüksek illerinden olan Artvin, coğrafi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra asırlara meydan okuyan tarihi ahşap camileriyle de yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bölgede hala ibadete açık iki asırdan fazla yaşlı camiler var. O camiler, yöreye özgü ahşap ve taş işçiliğinin de önemli örneklerini oluşturuyor. Arhavi'de 1757 yılında yaptırılan Ortacalar Köyü Camii de onlardan biri. Cami, ahşap minberi ve birbirinden farklı renklerdeki zengin süslemeleriyle dikkat çekiyor. İçi kalem işi ve oyma tekniğiyle süslenmiş. Bölgede dikkat çeken bir diğer ahşap cami ise Gürcistan sınırında yer alan Camili Köyü Merkez Camii. Ahşapın özelliği, ahşap eğer çatıdan akıtmadınız, yağmur, rüzgar vuran taraflardan korudunuz, çürümedi mi? Mesela Şavşat'a gidersiniz, Şavşat'ta çam 100-200 sene, 300 sene belki dayanır. Tamamı kestane ağacından yapılmış olan 1855 tarihli camide kabartma tekniğiyle işlenen bitkisel motifler dikkat çekiyor. Çam burada hiç dayanmaz, burası rutubetli bölge. Burada bizim camimizin bütün kerestesi kestane.
Bölgede öyle söylenir. Kestane ile demir yan yana dışarı koyun. Demir erir ama kestane çürümez. Artvinliler bu ahşap camilerin adeta üzerine titriyorlar. Tahrip olan bölümler dayanıklı kestane ağacı ahşabıyla hemen değiştiriliyor. Böylece camiler asırlarca dimdik ayakta kalıyor. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizi noktalıyoruz efendim. İyi akşamlar diliyoruz, hoşça kalın.